Erenköy'de tarihi bir köşke gidiyor ekipler. Bahçesinde kullanılmayan bir kuyu var. Orada ikisi kadın, ikisi erkek. 4 ceset. Bir de 12-14 yaşlarında. Durumda kritik. 3 çocuk çıkardık. Abi cesetlerden birinin kimlik tespiti yapıldı. Hemen gelmen gerek. Kimmiş? Ne var? Kardeşim nasıl ölmüş? Elle boğularak ölmüş. Olay yerinden haber geldi. Kuyuda başka kimlikler de bulunmuş. Merak etme, bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Bulacağız mutlaka Neva'ya ve diğerlerine ne olduğunu, kim ya da kimler yaptı öğreneceğiz. Kuyu meselesi var ya, bu çocuk yaşıyor. Şu an hastanede. Sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Burak ben, ihbarda bulunan Burak. Okuldan çıktıktan sonra eve gitmemişsin. Birileri engel olmuş eve gitmene. Hatırlamıyorum. Sen kimsin? Nereden tanıyorsun beni? Ben Burak. Adliye polis muhabiri. Basın toplantısı yapacağım. Bir düşünelim mi bunu başsavcım? Kimlikler de var komiserim. Bütün kimlik tespitlerini yaptık savcım. Tanık olan vatandaşlarınız varsa lütfen kolluk kuvvetiyle iletişime geçsinler. Bir aileye ait. Şöyle. Baba, anne, abla, abi, kardeş. Kendine bir aile oluşturuyor. Ne yapardın mesela bana bir şey olsaydın? Ölürdüm. 2 yıl önce ölen Ocak ailesi. Bunlar da katilin kendisine yaratmaya çalıştığı aile. Dünkü aile tezinden devamla diyorsun. Yani bu ilk ölen aile katilin ailesi olabilir mi? Katil kendisine sanal aile yaratıyor olabilir mi? Kardeşinin katilini bulmana yardım edebiliriz. Yarın sabah 9 Menemenci Hüsu. Başsavcım bunu arıyor musun? Şu aleti bulduğumuz gibi katili de buluruz. Tabii bizim de senden bir isteğimiz olacak. Bu Derya Savcı. İddianameyi yazmış. Onaylamayın. Ne adresi getirdin? Ocak ailesinin yaşayan tek akrabası. Amcanın adresi. Olmamış. Ne olmamış başsavcı? Otobüs firmayla ilgili iddianame. Ne oldu peki 4. çocuk? Nerede? Yengem kız kardeşine verdi onu. Hayatta yani. Evet. Biz nereden buluruz bu ikizi? Amerika'da yaşıyorlar. Pars bir şeyler çeviriyor arkadaşlar. O ne demek ya? Bunları giyecekmişsin.